Kulak çınlaması. Rahatsızlığı varmış vatandaşın. Kulak çınlamasına karşı ginkgo biloba. Şimdi kulak çınlamasına karşı bu ginkgonun şu yaprağının çayı içilmez. İçilir de faydası olmaz. Niye? Yaprağının birleşimindeki etken madde %0.05. Yani 10.000'de 5. Binde 5 değil, 10.000'de 5. O nedenle bir çuval çay içseniz bir faydasını göremezsiniz. Kim söylüyor? Gökçek söylüyorsa doğrudur işte. %0.05 ile %10.005 oranında etken madde olduğu için ginkgonun çayını içersiniz ama faydasını görmezsiniz. Bazı uyanıklar sadece bunun öğütüyorlar, hapını damlasını dresini yapıyorlar. Oh şöyle yaptık, böyle yaptık diye bir de şov yapıyorlar. Klinik araştırmalarla 36 ayrı klinikte, o 36 ayrı klinik devamında ne diyor? 10.815 hasta demans, Alzheimer hastası denilmiş. 292 kulak burun boğaz doktoru toplam daha gitti sonra buyur. 1300 kulak çınlaması hastasını tedavi etmiş. Sadece İngiltere'de 30'a yakın klinik araştırması var. Ha, klinik araştırması var deyince bazıları zannediyor ki basit bir şey. Bir klinik araştırması $1 milyon başlıyor. $1 milyon. Türkiye'de neden klinik araştırması yapılmıyor? Çünkü üniversitelerin bütçesi yok. Bütçesi olsa da laboratuvar yok. Laboratuvar olsa da o maddeyi kullanacak bilen eleman yok. Şimdi ginkgonun meyveleri kiraza benzediği için Japon kirazı da denir. Ama meyvesi yenmez. Ama Çinliler yiyor. Çinliler her şeyi yiyor. Fare de yiyor. Şimdi Çinlilerin yemediği bir şey yok. Bunun meyvesi yenmez. Sadece yaprağının destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılır.